Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ahırdayız. Pika hastalığından bahsedeceğiz. Kendi ahırımda da gördüğüm bir hastalık. Yakınlarda gördüm. Hemen önlemini almaya çalıştım. Şu an tedavisini uyguluyorum. Yani uygularken de bir nevi sizlerle paylaşmak istedim. Pika hastalığı arkadaşlar büyükbaş ve küçük çocuklarda da gözüken bir hastalık türü. Nedir bu hastalık dersek? Gıda olmayan nesneleri tüketme bir hastalığı. Belirtileri neler? Ondan sonra çözümü var mı? Nelerden kaynaklanıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Pika arkadaşlar genellikle düzensiz beslenme, vitamin mineral eksikliği ve yoğun stres altında olur. Yani genelde bu şekilde, bu üçünden biri oluyor. Bunu nasıl anlarız dersek arkadaşlar? Genelde hayvan belirgileri çok zaten bellidir. Taş yalama, böyle çok yoğun taş yalama. Arada böyle mesela taşlar yalar ama pika hastalığı olduğu zaman aşırı derece bir yalama ihtiyacı duyar. Mesela benim hayvanımda da o şekildeydi. Taşları, şurada gördüğünüz gibi demirleri yalamaya başladı. Hani ilk gün pek bir umursamadım ama ikinci gün baktım çok yoğun yalamaya başladı. Kendi yemini yemiyor özellikle. Mesela diğerleri yemlerini bitirirken o sadece yemin belirli bir kısmını yiyordu. İkinci gün de geçti. Üçüncü gün bu sefer veterinere danıştım. Yemleme konusunda sıkıntım yoktu. Yemlerini zaten veriyorum. Vitamin veya mineral eksikliği veya stres. Yani iki kaynaktan biriydi seçenekten. Yemlerinde sıkıntı yoktu. Gittim vitamin aldık. Onu başladık. Vitaminleri de şimdi göstereceğim. Ne yer peki? Başka belirtileri var mı dersiniz arkadaşlar? Taş yalama, demir yalama, duvarları yalama, plastik yeme, toprak yeme veya kendi idrarını içme ve yanındaki hayvanın tüylerini yeme gibi bir hastalık, yani belirtileri bunlardır. Bu şekilde belli olur, kendini belli eder. Yani dışarı atarsanız dışarıda büyük ihtimal plastik veya hayvan leşleri falan diyebilir. Çünkü içinde o ihtiyacı olan vitamin minerali bir şekilde sağlaması lazım. O yüzden gıda olmayan nesnelere yöneldiği için de bu tarz şeyleri yiyip hastalanıp ölmesi bariz bir şey arkadaşlar. Zaten poşet, plastik bu tarz şeyleri yerse hayvan büyük ihtimalle de ağzından salyalar gelir. Büyük ihtimalle de ölür. Yani şu an sonuçta bir sorumluluk var bu hayvanlara bakmakta. O yüzden elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Önlem alınmazsa ne olur dedik arkadaşlar. Önlem alınmazsa bu alışkanlık haline gelir. Alışkanlıkta da devamlı poşet yer. Yani siz tedavi uygulasanız bile hayvan devamlı boyunca alışkanlığından vazgeçmez. Devamlı taş yalar, devamlı hayvanı, yanındaki hayvanın kıllarını koparıp yemeye başlar. Yani bunu alışkanlık haline getirirse de hayvan için ileriki uzun vadede çok büyük bir sıkıntı olur. Yani alışkanlığından vazgeçirmek gerçekten büyük bir meşakkat gerektiriyor. Şöyle verdiğimiz yemlere, şeye bakalım arkadaşlar. Bu şekilde iki tane vitaminimiz var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ikisinin farkı ne diye sorarsanız, bu arkadaşlar hastalığı gördüğünüz hayvana vereceksiniz. Ortalama günde 100 gram. Yani 10 günlük bir tedavi süresi. Bu büyük olan da arkadaşlar, bu da günlük hayvanın ihtiyacı olan bütün vitamin, minerali içeren toz arkadaşlar. Bu da aynı şekilde toz. Ama bundaki besin değerleri daha yüksek arkadaşlar. Yani tedaviyi daha iyi aşamada bitirebilmesi için önce bunu veriyoruz. Yani burada zaten içeriklerini göstereyim. Şöyle açık, şöyle döneyim. Şu an inşallah gözüküyordur. Yani büyük ihtimal arkadaşlar vitamin minerallerde, yani önünde tuz da koyabilirsiniz arkadaşlar bunların. Ama tuz belli bir şeyi vardır. Belli bir vitamin minerali vardır. Yani geri kalan vitaminleri içermez. Yani o yüzden bu vitaminleri kullanmanız gerekiyor. Yani kullanmasanız da olur. Ben 3 senedir, 4 senedir hayvancılık yapıyorum ama bende de ilk defa bu sorun çıktı. Bakın hatta içindeki vitaminleri göstereyim arkadaşlar. A, D ve E vitaminleri. Yani biz bunları zaten ademinde vuruyoruz. Onun dışında minerallerde de mangan, demir, çinko, bakır, iyot, kobalt, yani toksin bağlayıcı gibi bir sürü madde var. Ayrıyeten arkadaşlar bunlar da bağırsak düzenleyici özelliği de olan bir tozlar. O yüzden sağlığını iyi yönde etkiler. Yani hastalığı gördüğünüz hayvanda bu küçük tozu verin. Bitene kadar tedavisini uygulayın. Yani geciktirmeyin. Eğer geciktirirseniz bu alışkanlık haline döner.
ileride size büyük bir sorun yaşatır. Hatta size bunun içini de göstereyim bakın. İçi de şu şekilde toz arkadaşlar zaten. Yani şeylerdeki sporcu tozlarına benziyor aynı. Bu günlük arkadaşlar. Bunu her günde bir fincan. Şurada gördüğünüz gibi. Yani şöyle bir fincandan bir öğün hepsine veriyoruz. Yani hastalığı gördüğümüz bu arkadaşlar. Yani 3 gün boyunca gözlem yaptık arkadaşlar. 3. gün sonunda da vitamini aldık. Yani şurada gördüğünüz gibi hayvanımıza verdik. Tedavi nasıl oldu dersen, tedavide şu an ilk günde hemen etkisini gördüm. Mesela sizdeki hastalık daha yoğun ilerlemiştir. Uzun süredir yapmıyorduk. O yüzden tedaviyi biraz daha uzun yaymanız lazım. Uzun yaydığınız zamanda da hemen geçmeyebilir. Ya ben hemen gördüğüm gibi, ilk defa gördüm dediğim gibi, hemen tedavisine başladım. Yani bu tür vitaminler hayvana gerekli arkadaşlar. Yani önüne tuz da koysak, omega taşları falan da oluyor, onları da koysak belli bir miktar vitamin alır. O yüzden yani gerekli besini alamadığı zaman da burada gördüğünüz gibi vitaminlerden veriyoruz. Bu tozlar arkadaşlar maliyetli olabilir. Yani maliyetten kaçacağım diye hayvanı alışkanlık haline getirmesin bu pika hastalığını. Eğer alışkanlık haline getirdiği zaman uzun vadede size çok büyük dertler açabilir. Yani 3 kuruşluk işten kaçıp da 5 kuruşluk zarar etmeyin. O yüzden yapabiliyorsanız yapmaya çalışın. Ama imkanınız yoksa da gene tuz veya diğer taşlardan koyup hastalık devam ederse yine dediğim gibi tozları kullanabilirsiniz. Yani parazit iğnelerini, ademin mesela vitamin iğnesi aynı şekilde veya vitamin tozları, mineral tozları, bunlardan kullandık. Şu an hayvanlarımda çok şükür bir sıkıntı yok. Zaten tozu kullanmaya başladım. Şu an 4 gün, 5 gün falan oldu. İlk günlerdeki gibi yalama şey yok. Zaten şu an geçti. İkinci günde kesmişti yalamasını, sağ solu yalamayı kesti. Yani o yüzden bahçeye de atıyor. Şimdi normalde ahırda baksak gözetim altında belki fazla bir sorun çıkarmaz. Ama bahçeye attığımız, dışarıya attığımız zaman dışarıda ne bulacağı belli değil. O yüzden bu tarz hastalıklar ilerleyen vakitlerde hayvana daha kötü sorunlar yaşatabilir. Ayrıca zaten şu an hayvan piyasasını biliyorsunuz. Hayvanlar çok yüksek maliyetti. Fiyatları çok yükseldi. O yüzden elimizdekilerin kıymetini bilelim. Sonuçta bir hayvan kolay yetişmiyor. Şimdilik bu videodan bu kadar arkadaşlar. Yine kafanıza takılan bir soru olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.